Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun uğraşlar sonrasında değil. Hemen ikna ettik bir genteyze. Kim beni daha iyi tanıyor? Annem mi? Kız arkadaşım mı? Annemin beni ne kadar tanıdığını anlayacağız şimdi. Yarışma yani. Neyse, aydından gözüküyorsun. Baktı, büyüttü, doğurdu ama tanıyabildi mi? Hani İddialı mısın Figen teyze? Yok. Ama ben onun bağırsağını tanırım. Ama sen hep diyorsun her konuda ben onu çok iyi tanıyorum. Her şeyini beşerim. O şu şekilde beni tanıyor. Yapacak olduğum hareketleri öncesinde bilebiliyor, evet. Yani mesela sen bir şey yapmadan onu yapacağını tahmin ediyor. Evet. Mesela hobilerini bilmiyor olabilirsin. Evet. Kaç soru hazırladın? 15 sorumuz var. 15'i de birbirinden zor bir süreç sizi bekliyor. Tamam. Hadi başlıyoruz. Hadi sor. Bartu'nun en sevdiği müzik tarzı. Gördün mü? Ben bunu biliyorum. Sen biliyor musun? Yaz ama söyleme. Çok zorlanacak. İki tarafında çok zorlanacak oldu. Soru Aynen. hazırlattım. Ben bir şey diyeceğim. Bunu aslında aslında Bartu çok da müzik dinleyen bir kişi değil. Hiç dinlemez. Dinlemez. Ben biliyorum Arabet ama. Arabet bir ara söylüyordu. Hiç dinlemez. Figen teyze benden kopya çekmesin. He. Sorayım mı? Cevap mı? Ben müzik dinlemem bu arada. Hiç bu aralar Serdar Ortaç'ı dinliyorum sadece ama sevdiğim anlamına gelmiyor. Ama şu ana bağlı kalma genel olarak. Genel olarak. Şu an Serdar Ortaç dinliyor ama genel olarak. Ben bunu biliyorum. Bu sanki Onur'la yaptığım evet, soru yaptı da Burcu sormuştu. Her türlü. Hayır, her türlü. Tamam. Diğer türlü. Hayır, oyunu bir şey yok. Hayır. Yani güncel müzik. Hadi bakalım şimdi cevaplarınıza. Ben söylüyorum rap. Ben karışık, her türden. Türkü her, mü? Hayır, her türden. Ama ne diyor? Rap mi? Diyor, rap. Bir de biliyorum. Benim acaba dünya üzerinde bir kere rap dinledim. Bir ara deli gibi dinlemiyor muydu? Güzeldi, kusmam. Niye bana bakayım? Geldi, kusmam diyor ki rap dinlemiyor bizim. Hayır, bütün müzikleri dinliyor. Ama bir ara hep rap dinliyordum. Senin aklın karışmış. Güncel, karışık. Bütün hepsinden böyle gözde var. Anneciğim daha yakın. Ama çok genel bir cevap oldu bu. Ben caz seviyorum. Ama onun Bartu caz dinlemiyorsun. Ya seviyorum ama. Caz sen de dinliyor Allah aşkına. En çok sevdiğim. Yürüyemiz cevaplasın. En çok sevdiğim tarz caz. Hiç caz dinlediğini gördün mü? İlk defa duydum cazı. Karışık. O zaman ikiniz de para alamadınız. İkimiz de alamayalım. Yani karışık, karışık. Yok karışık da çok genel oldu. Neden o zaman şey, ben de karışık belli bir türü sevmiyor ki çünkü bu. Hayır, ben caz seviyorum dedi. Benim fikrim yok. Ben bir gün bakarsın ki şey, coşmuş halk müziği. Bir gün Arap Şükrü. Aynen. Arap Şükrü de çok seviyorum. Aynen. Ne var bunda? O zaman puansız bu. Tamam bu puansız ama caz, diyorum puansız. Cazide bu. Başlıyoruz. Hadi. Lise 1'de kaç tane zayıfım vardı? Oo, bunu ben nereden bileyim? Annem nereden bilecek? Annem bilir. Annene karneye götürdüm. Lise 1 kızım ben bile zorla hatırlıyorum. Böyle kötü sorular niye soruyorsun? Hayır öyle zorlu zorlu. Kötü çocuk için. Gibi gözükmek için. Ben biliyorum onu ben bilirim o bilirim. Hayır, bir tane bununla soru cevap yapmıştık. Bana diyor ki ortaokulda niye okuldan kovuldum? Bilemedim. Bunlar da artı bir de diyor ki bilmem benim beynine kırarak çıkardım. Hayır bu gördüğün bunlar soru. Bir çocuğun beynini çıkarmış. Arkadaşım onu izlerse ayıp olur. Tamam neydi soru dur. Kaç zayıfım var lise 1'de? Tamam yakın olan kazanır. Ben tahmin ediyorum tamam. İlk dönem. Benim ilk dönem lise 1'de 7 vardı biliyor musunuz? O zaman Martin'da öyle bir şey. Bence hiç konuşmayalım bu konuyu. Öyle. Utanmalısınız sikinde. Ama şu an başarılıyım. Ben attım. Kaç? 6. Yanlış 8 nedir? 8 ders var zaten. 5. Ya ama 5 de geçti aklımdan neyse. Ama anne sen sonradan yazdın. Tamam. Her zaman yapmayı en çok sevdiğim aktivite. Her zaman. Komik misin? Her zaman. Aralarında farklı bir dil var. Ben anlayamadım. Hayır, beni hiç tanıdığınızı düşünmüyorum işinizi de. Uyumayı da seversin, yemek yemeyi her seversin. Zaman en çok. Böyle dildiririm onun için. Tek başıma bir kalabalık. Tamam ben diyorum. Hı. Balık tutma. Doğru bildi bu arada. Seni bakmam ya. Sen? Ben ikinciye koydum. Bugün. Mangal yazdı. Balık. Annem paralamadı. Gayet anneme. Ben. Ama balığı senede bir kere mangalı her gün. Bak ben tutarım ama severim balık tutmayı tutamam. Canım mangal mı balık? Her zaman yapmayı çok isterim. Mangal mı balık mı? Balık. Evet 1-0 önde gidiyorum. Şimdi bunu bir annem bilir diye düşünüyorum. Hı. Kaç kez ameliyat oldum? Oo. Bir tane olduğunu biliyorum sünnet da. Sünnet sayılmaz. Figen teyze yazdın mı? Yok, yazmaya gerek yok. Zaten biliyorum niye yazayım bakalım, ki diye yazın bakalım. Ben 1 dedim. 2 de olabilir İki. Ama. Annem bildi, anacığım aldı puanı. Neydi, ne ameliyatı? Geçen elinden oldu ya. Aa, o da ameliyat mı sayılıyor? Ameliyat, ameliyat elime vida takıldı.
Ben diğerini dedim. Diğeri... Şu anda iz var ya. Aferin onu bildiğin. Onu, aferin kızım. Onu buradan vurulduğum için daha evvelde. Canacığım puan yaz oraya bir. Tamam ben de birim. Şimdi şöyle bir soru soracağım size. Buna en yakın olan kazanacak. Tamam. Tamam mı? Bunu sallamasyonla yapacaksınız. Bilemezsiniz çünkü. Ben tamam. Benim biraz zor saydım. Bir saat sonra bunu. Çok merak ettim. Ben Bart olarak kaç şehir gördüm? Ya yurt dışı dahil. Yurt dışı dahil. Yurt dışı dediğim Batum. Yurdun dışı. Birlikte gittik. Birlikte gördük. Yurt dışımız var bizim. Dört sayım. Türk değil yani. Gümüşhane var bu. Hadi ne saçma sapan bir soru. Yakın olan kazanır. Yakın olan. Kardeşim bu böyle. Ben onu yazayım onları. Yanlış bir doğru götürüyor. Evliya Çelebi acaba benim kadar gezdi mi? Figen teyze oradan bana kopya veriyor. Kayseri'yi ben unutmuşum. Yıkacaksın. Sen de çok şehir gezmedin. Şimdi ben okuyacağımsa şok olacağım. Ama onlar şehir değil. Öyle Bodrum, Bodrum onlar. Bu şehir? Şehir değil ki onlar. Şehir. Orada bir gün bulmam yeterli. İlçesini ilçe, gördüm ilçe. De sayılır bu arada. Yani arabayla geçtiğinde saymaz herhalde. Hayır. Arabayla geçtiğim değil ama gittim. Merkeze gitmedim de bir ilçesinde bulundum. O da sayılır. Anladım. Muğla. Ya düşünmek istemiyorum bunu ben. Sallayabilir bir sayı sallar. Bu zaten benim bilmeniz çok... Altın. Ooo ben kazandım. Ben 17 dedim. 17 oha! Tam bildi. 17 ne Bartın? Bartmış mıydın? Yemin ederim bakmadım. Hayır 17 ne? Söylüyorum bak. Bak 11 tane mi ne saydım aklımdan. Dedim ki 5 tane de benim bildiğim var. 17 say bakayım ben niye hatırlamıyorum. Onu bak Rize, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Arsuyen, Bunlar hep şehir. Şehir midir onlar? Erzurum, İspir... Ben bunları şehir bile saymadım bu tarafa. Ama... İstanbul, Yalova, Antalya, Muğla, Bodrum, Burdur, Kuşadası, Kayseri, Nevşehir, Batum. Neyse ikinci puanımı aldığıma göre önde gidiyorum. Ama nasıl tutturdu da tam. Ben sıfır. Biraz en sevdiğim çizgi film. Bunu annem çizgi. Şey... Küçük yapıştı. Aaa ninjalar. Bildi. Ninja? Ben bilemem. Allah bilir. Deli misin ninjalar? Hem de belki de milyon kere. Benim neydi peki tahmin edin. Senin mi? Ama bu yarışma benim üzerime tasarlanmışım. Sözlerin ki başka senin senden ne yapar? Hadi söyleyin. Senin ne severdin? Twitter. Sen hadi Twitter severdin. Yok. Bugs Bunny. Yok. Sen mi? Şey. Kolay bir şey aslında. Sana Tom Jerry. Şirinler. Sünger Bob. Gün doğarken ardından. Teletubbies. Teletubbies. Evet, çizgi film değil ki animasyon. Hayır. Öyle bir şey işte. Teletubbies. Tamam. Abi sana şey Twitter yapıyor. Twitter mi? Cici. Onu da izliyorum. Annen kuş ben baykuş başım başlıyor. Yapmayı en sevdiğim spor dalı. Ha bunu biliyorum. Spor dalı mı? Evet. Bunu da sormuştun Bartu. Ay umarım o değildir. Ben başka bir şey alacağım. Sevmem ben. Sen değil benim sevmem gerekiyor. Ben söyleyeyim. Hı. Yüzme. Sen? Boks. İkisini de kabul ediyorum şu an. Ama doğru gerçekten. Normalde yüzme de diyordun. Ben bilemiyorum son niye karar vereceğimi değiştim. Karar veremedim. Dedim ki ikisini de demezler herhalde. Bir tanesi de onu kabul ederim dedim. Boks iyiydi ama aklıma geldi. Boks son zaman. Nasıl geldi? Başından beri, küçükten beri bokslarsın bizi Bartu. Evet. Ama ikisi Burcu'ya da takdir ediyorum burada. Yüzmeyi bilemiyle... Yani. Yüzmeyi herkes seviyor. O bir şey. Çalmayın. Eğer bir gün bir enstrüman çalabilmek... Yeteneğim gitar. Olsaydı. Ama söyleme. Yani, hangi enstrümanı çalmak isterdin? Dur ben atıyorum. Hayır yani ben. Merakken soruyorum. Ben çok iddialıyım. Bence yaklaştım. Bir gel teyze söylesin önce. Ben yastım gitar mı? Gitar duydum zaten. Söyle. Klarnet. İkini de puan alamadınız. Saz mı? Sazı ben çektim. Saz aa yani. Sazı diyordun evet. Saz. Bu çalmayı istediğim, dinlemeyi istediğim başka. Dinlemek ne? En sevdiğim müzik aleti dinlemekten hoşlandığım. Hadi bakalım. İçerik bulamamışım. Öyle bir soru var evet sor. Önce Figen teyze söyle. Hiç ben bunu... Ben sen zaten müzik mi dinliyorsun? Dinlemiyorsun. Şarkıda gerisi müzik ya. Gerizekalısın ya. Sevmiyorum ama ne yapayım yani. Arada duydum hoşuma giden bazı enstrümansal özellikleri olan. Müzik dinlemiyorsun. Bak 8 sorunun yarısı. Nereden çıktı da bataryadan nefret ederim. Peki müzik sevmen nereden çıktıysa? Evet doğru. Kes cevabını alabilir miyim? Ama önce Figen teyze söylesin. Piyano. Ben söylüyorum. Önceki cevabımı verdim. Klarnet. Doğru Burcu. Aynen öyle. Bu da Burcu'nun cevap verdiğini klarnet. 4 puan oldu. Yazıklar olsun. Önce gidiyorum. Hadi yazıklar olsun. Şimdiye kadar Bartu olarak... Bartu olarak ne ya? Başka... Bartu olarak... Seyfettin de olabilirdim. Bartu olarak yapmış olduğum spor branşları. Başlıyoruz yine saymaya Figen teyze. Hadi.
Yazacağız. Hepsini sayacaksın. Hepsini. Tek tek sayacağız. Hepsini. Oo. Peki yani fazladan dersek ne olacak? Yani bunu lisanslı olarak gittiğim yerlerde bir kulüp adı altında. İlla lisanslı ne olacak? Yani şöyle kendi kendime yapmayacağım yani bir hocayla birlikte. Hazır mı anne cevabı? Benim bildiğim bir şey. Başımıza gelenler var. Ney? Söyle. Küçükken futbolu gel gitmişti. Sonra basket. Bunu bilmiyordum. Tamam. Söyle. Futbol, basket dedin, evet. Değil mi? Şimdi seni dinliyorum. Ben de basketbol, yüzme. Ha, yüzmeyi unuttum pardon. Ne? 3-3. Burcu billahi. 3-3. Ama yazmadın. Ama ben kazandım. Üzgünüm. Tamam. Yazacaktın. Neyse annem de beni az tanımıyormuş. Ya futbolu ben bilmiyordum. Ama anam daha iyi tanıyor beni aslında da yazmıyor. İlk okulda futboldan hep seçildi bu. Haksızlık. Annem, saçma sapan yok. Annem zaten biliyor ama yazmıyor ki. Diyor futbol. Yani... Öyle bir şey değil ki yazıcı. Ben 4 diyeceğim. Tabii futbol. Yüzme, basketbol. Şimdi geliyoruz. Benim algılamam sizden farklı. Evet, senin algılaman çok farklı. Evet, beynin benim farklı çalışıyor tersine. En sevdiğim film tarzı. Yani ne bileyim aksiyon, bilim kurgu yani. Ama bir şey diyeyim mi? Fantastik. Şöyle şey... beğeni yazacağım. Ama nasıl sadece hesaplayacağız kim kazandı? Ha neyse söyle. Ha ben puan hiç yazmıyorum. Söyle bakayım. Zaten demin kim kazandı? Demin kim kazandı? Ben 5 puanım. 5 puan olmuş ya. 1 yazmış öyle bir şey. Benim burada arkadaşım puan tarafına hiç bakmıyor. Sen direkt cevap verip geçiyorsun. Peki. Beni sormuştun mu? Ha, en sevdiğin film. Film? Fantastik mi, bilim kurgu mu, suç mu, aksiyon mu? Ama çok var. Söyle bir tanesi. En sevdiğin ya bir tanesini çok seviyorum. Zombili filmler. Onlar ne oluyor? Fantastik oluyor. Ha, ben de bilim kurgu dedim. İkiniz de birer puan aldınız. Yani. Puan aldım. Bilim kurgu, zombiler şey daha çok. Kendi de cevabı bilmiyor. Kardeş ya da cevabı kardeş bey, kardeş bey. Ne dersek tamam diyor. Aynen. Tamam diyor. Zombili film ne severi bu? Böyle doğru, vurmalı, doğru. Kırmalı, tabancalı. Doğru, evet. Doğru. Ama bana da bilim kurgu demişti. O da doğru, o da tamam. İşte bilim kurgu. Sen gördüğüne inanacaksın bunda. Tamam. Ya zaten bilim kurgu sorun. Yaşasana, bunun dediğini tamam, değil, gördüğünü görüyorsun. Ben kazandım mı? Bir puan evet. Puan mı yazacağım? Ama ben yarısından çoğunu yazmam. Ben yazamam. En büyük hayalim ne benim? Bu dakikada hayal değiştirirsin sen. Evet. Hayatta yaş bir insanım. Senin en büyük, Bartın'ın en büyük hayali bir dünya üzerinde. Şey, hayvanat bahçesi, barınak kurup hayvanat bahçesi. Yaşarken, yaşarken. Yapmak istediği en şey... Hayvan ben hastanesi. Tamam, güzel hayaller. Var bende yüklen var. Ben bir tahminim var ama hani hayal gibi değil biraz. Ölmeden yapılacak bir şey gibi. Söyle anne. Ben dedim. Ne? Hayvan hastanesi. Ben paraşütten atlamak dedim. Onları yaparsın. 0 puan. Benim en büyük hayalim dünyayı gezmek. Hayal. O puan alabilir diye bak. Hatta bazı sorular dedim ki bunu kesin annem bilir, bunu kesin Burcu bilir. Ona göre kafamda bir denge oluşturmak istedim, tamam mı? Denge oluşturmak. Bu mesela Burcu bilebilir diye yazdığım bir cümleydi. Bilemedim. Ben ilk defa bilemedim. Ben ilk defa duydum. Ha bir kez ama... Ya ben her şeyi size anlatamam. Aslında kardeşim, var ya hayal. Ben içimde yaşıyorum bazı durumlar. Aslında ama yaşadığından değil hayallerinden. Size bomba bir soru geliyor. Hayallerinden bizi sınırlandıramazsın. Ya ne güzel bir cümle. Ne güzel bir cümle. Saçlarımı hiç çalışamadım. Bugün saçlarımı kestirdim mi? Instagram'da kaç takipçim var? Senin mi? Evet. 3000. Ne yaptı bu? 3000. Yani yaklaşık olarak 3000. Bunu kazanacağım. 3000'den sonra ümidi kesildi. Gel Tayyip'e. 2000 küsür ama 3000 değil bir şey. 1500 lan. Arkadaşlar ne olur beni takip edin, tamam mı? Annemin gözündeki benim problem görüyor musunuz? Ne olur bana Allah aşkına. Ben yani, söylüyorum 6500. 6200, 5000'e acayip mi follow edin, ne olur mu? 6000 aldım ki ben bir kere bilmişim. Büyük hatırladım. Ben bildim 7. 0. Atayım kendimi. Zor bir soru geliyor. Hadi bakalım. Bartukurt'un ilk telefon markası. Ya bunu ben nereden ya. Bu gülüş ne biliyor musun? Ben çok iyi biliyorum ama Facebook'tan da haberim yok. Hadi. Ben aldım Bartu ilk. İlkokul 4. sınıfta. Bak çok iyi yanaştın. Kıyısından geziyorsun ama öncesinde bir anımız var. Ya ilk telefon markası dedi ya. Satın aldığım değil benim elime ilk gelen telefon. Benim olan. Benim adı altında. Tamam. Numaramın ilk içine koyuyorum. Markanın adını yazsam yeter mi? Yeter. Evet tabii. Tamam. Ne? Dinliyorum. Nokia. Nokia. Yalnız Motorola, babam arkadaşının bozuk bir ya telefon. Ya o ilk değil ki. İlk bana, hat aldık içine taktık bir şey. Söyle bana, para verip aldığımız o arkadaşına alıp gelen sayılmaz. Benim o varmış mıydı? Ya senin de. Kullanmış. Tamam yani ikiniz de Nokia, bir sonraki Nokia'yı yaptı. Yani şöyle, bayiden gidip, bayiden böyle para verip ötekini babası arkadaşına aldı getirdi, onu saymıyoruz. Motorola. Kullandım onu. Süper, tamam neyse.
Şimdi ne sıfırı ben bildim. O da bildi. O da bildi. Ama neyse sonuçta sıfır. Aynen getirdim. Bir şey değişmiyor zaten. İkimiz biri olsak da aynı. Şimdi cevap geliyor. Tüm cevap geliyor. Bartu'ya kaç şey alacağız? Kaç şey? Aldık. Ben buldum akşam işi internette. Sabitleyici değil mi? Kaçları düşüyor. Ben de çok rahatsız oluyorum. Figen teyze. En sevdiğim gazlı içecek. Alkol yok. Enerji içecekleri yok. Yani daha alkol zaten gazlı olmaz. Bir adı ne var? Gaz mı var? Ne var? Niye köpürüyor? Ya yürü. Ama yanlış şey yok. Gel tamam. Alkol ne dedin? Bir daha sorayım. Kimyager Figen. Tamam bak şimdi. Ben söylüyorum. Bir saniye hayır. Dur. Ya ikisinden biri. Adam. İkisi de S ile baş. Bir tanesini söyleyeceksin. Sprite. Aynen. Doğru bildirmişsin. Ben net kola derdim. Teşekkür. Usmam geldi. Kola hiç içmiyor. Sprite firmasına bu arada buradan çok teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü ama küçükken alırdı ben. Şekersizini çıkarmışlar. Şimdi bir ondan alıyorum. Öyle mi? Vira hep. Yani ben onu bilmiyorum. Çok içiyor evet. 15. son sorumuza geçiş yaptık. O zaman şey sorayım, son sorum. Zor bir soruyla taçlandırayım. Hadi bakalım. Annem, bu soru anneme armağan ediyorum bilebileceğini düşündüğüm için. Galiba tamam. 12 puanım da var. Tamam. Yok be, 4 puanım var. Okuduğum okulların isimleri. Ooo, imkansız. İnanmam. Onu ben yani bileceğim zaten. Sen bilirsin anne, söyle. Ben biliyorum zaten. Ben tamam, sen biliyorsun. Sen de biliyorsun Burcu. Yok, ben bilmiyorum ki. Onu mesela bana, unuttum, aklıma gelmedi. Şurada bir tane okul vardı. Yoliş. Yavuz Selim Lisesi. Doğru. Yavuz Selim Lisesi. Doğru, ismi değişti, onu değil. Gümüşhane Üniversitesi, Kadı. Gerisini çok hatırladım. Çok iyi bildi, doğru. Zaten öncesinde sen yoksun. Kız meslek... Yürüyorsun abi bu. Neydi, olgunlaşma. Da. Kız olgunlaşma mı? Hayır, kız olgunlaşma değil ya. Erçok olgunlaşma. Eski Kız Meslek Lisesi'nin yanında Yeni Cuma'da bir tane anaokulu vardı. Neydi adı? Böyle bir, hatta 23 Nisan'da flaş çakmak taşı olmuştu. Ha evet. Arabam vardı. Fotoğrafım vardı. O zaman arabam vardı. Şu an Türkiye'nin geldiği konumu görüyor musun? Peki ben 8 soru bildim. Anne Allah aşkına ama dedim. Annemin kağıdına bakın, Burcu'nun kağıdına bakın. Gözüküyor mu? Yeni kameramız netler diye umut ediyorum. Netledim. Bu da Burcu'nun yani... Ben anlayabiliyorum. Yalçın bir şöyle Cinali, ben anlayabiliyorum. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yalçın 4. Şey var, 1-1-1-0-1. Şimdi bunu yarısını yazmamışsın zaten anne. Ben cevap yazmadım zaten. Ya ben kazandım işte. Şampiyon belli. Bunu ben hiç bilemedim kim kazandığını. Dostluk kazandı. Ben kazandım. Sen mi kazandın? Bence ben. Sence jürimiz? Ya sen zaten... Bir tane şehirleri yazdın, şehirleri. Şehirleri tam bilmiyorum. Bak şimdi, rap'i ikimiz de bilemedik. Söylüyorum, hadi. Müzik tarzını ikiniz de bilemediniz. Kaç sayfam olduğunu bilemediniz. Bilemedik. Balık tutmayı ben bildim. Okuduğum okulların isimleri? Annem. Ameliyatı kim bildi? Annem. Ben bir dedim, sen iki dedin, tamam. En baştan. Şimdi en sevdiğim müzik tarzını bilemedin, sıfır. Lise 1'de kaç zayfım vardı? Bilemedin, sıfır. Kaç kez ameliyat oldun? Bildin. Her zaman yapmayı çok sevdiğim aktiviteyi Burcu bildi, sen sıfır. Aslında sen de biliyor, aslında bilmedi değil. Ya biliyorlar. Biliyor işte... İkisi de aynı şeyleri biliyor. Ya bu hep yalan. Hep yalan. Bırak şunu. Her zaman. Şu ana kadar olan sorulardan şu ikisi bir kere yalan. Müzik. Ne müziği lan? Sen şimdiye kadar müzik mi okudun? Dinledin. Kaç şehir gördün mü Burcu bildi. Ben acayip bildim. 17. Ama. Çalmayı istediğim enstrümanı ikiniz de bilemediniz. O nereden çıkmış? Sen enstrüman çalmayı nereden istiyorsun? Yani çalabilirdim. Ya yürü. Bir gün nasip olsa saz isterdim. Yalvardım sana, senelecek istiyorsun. Saz alayım. Ya tamam da. Ses. Nereden çıktı saz? Ya istemek başka, düşünmek yapmak yürü. Başka. Dinlemeyi sevdiğini ben bildim, klarnet. Evet, dur. O da nereden çıkmış? O da biliyorum ama her çaldığında ne kadar güzel çalıyor. Hatta bir cümle diyorsun. Yapmayı en sevdiğim ay, spor. Bütün bildi. Yüzme ben bildim. İkiniz de bir puan aldınız onda. Figen teyze umurunda değil, biz hesaplıyoruz puanları. En sevdiğim çizgi film annem bildi. En sevdiğim film tarzını ikiniz de bildiniz. İkimiz de bildik. Şimdiye kadar yaptığım spor branşlarını. Ben bildim. Evet anne, sen sıfır yaz. Ben eksik. Yüzmeyi unuttum. Evet. O kadar da götürdüm getirdim. Hiç sorma. La ömrüm seni getirip götürmekle bir de hala daha ben yemin ederim ya. Hala daha mı? Hala daha tabii. Nereye götürüyorsun şu an? Ya şu an... Ya yani Nisa ayı. Nisa ayı. Toparla canım. Tamam, toparla canım, Nisa olsun. Bunu ilkokul, yüzme, basket. Yani o bitti zaten. Valla şu Nisa, iki, doğdun sen. Ne diyor bana? Şöyle, bunu 7 yaşından 7, olur mu ya, ben bu sen ana sınıfından beri geçmişim. Hiçbir şey anlamadım. Bartu, ana sınıfından, ben senin 5 yaşından
5 yaşından şu lise bitene kadar geçirdim getirdim. Evet, evet. Düşünüyorum ki o şeyde neyi takılıyorum? Düşünüyorum ki şu basketi götürdüğüm ne zamandı? Şimdi. Futbola götürdüm, baskete götürdüm. Ömrüm benim. Ama bilemedin. Şeymiş. Ama o kadar götürmüşüm ki onunla mı karışıyor? Nokia'yı bilemedik, paraşütle Nokia'yı bildik. O yalan. Tamam, aynı ama aynı şey. Birlik mi diyorsun? Bir yazdı ona. Tamam, hayır, hayır, pardon. Olsun benimkine. Kaç pas. Dur, okudum okullar isimlerini. Onu annem bildi. Ama onu sen de iyi bildin. Yok ya, bu da... Onu annem bildi. Annem. Bana gelen de hemen hafif şeyleri oldu. 12 puan çıkarmış. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puan da anne. Ben kazandım. Evet. Evet, evet. Anne yazıklar olsun. Doğrudan yazıklar büyüttün. Tabii müzik beni şey sevdan. Doğrudan büyüttün elin kızı. Elin kızı gördün mü? Yani kendi de çok net. Yani yarı yarıya bildiniz aslında aynı soruları. Sen de çok net bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum çok net o yüzden. Evet arkadaşlar. Kaç dakika oldu video bilmiyorum ama video bitti. Umarım çok seversiniz. 30 dakika olmuş. Bartu'yu artık siz annem ve bu kız arkadaşımdan daha iyi tanıdığınızı umuyorum. Bu arada takipçi sayım arasındaki dağlar kadar farkı duydunuz. Lütfen gereken müdahaleyi hemen yapın. Videoyu da beğenin, tamam mı? Yorum da yapın. Yorumların hepsini ben okuyorum. Çok heyecanlanıyorum yorum yapmak için. Bartu gerçekten her yorumunuzu okurken aşırı heyecanlanıyor. Benden çok yorumları takip ediyor. O yüzden yorumlarınızı da heyecanla bekliyor olacağız. Sen yani tezde kapatsın. Sen kapat bizi. Nasıl, nerede? Öyle değil. Evet, söyle. Hadi bizi Instagram'dan da takip edin bari. Videoyu da beğensinler mi? Artık. Keyifleri biliriz de beğensinler. Hayır, beğensinler ya. Niye zorluyorsun? Hayır, yorumlara ne koysunlar? Bu videoyu izleyenler yorumlara kızıl tavuk var mı? Angry Birds emoji. Annemi ben Angry Birds'e çok benzetiyorum. Tamam, tavuk varsa tavuk koyun diyorum. Aynen, tavuk koyun. Bir de şeyde kanala da abone olsunlar. Kanala da abone olun. Seni kırmazlar. Videoyu da beğenin. Videoyu da beğenin. Instagram'dan da takip edin. O kadar. Başka bir şey istemiyorum. Bakayım Burcu, o kadar. O kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Wooo! Time! Dur, çok giresim geldi şu an. Ne diyorum? Dur şöyle. Ben de böyle vereyim. Evet, evet, biraz daha yaklaşamadım. Yani. Gelin evet. Tamam bence. Oldu mu? Oldu bence. Tamam. Evet, elinize sağlık.